Dünden beri gelişmeleri de sizlere aktarmaya da devam ediyoruz. Nedir bu şimdiki konumuz? Dün sosyal medyanın gündeminde kayıp çocuklar da vardı. Enkazdan çıkarılan, afet bölgesinde bulunan çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık merak edilen açıklamayı yaptı. Bakan Yanık dedi ki, refakatsiz çocukların ekiplerimiz dışında hiçbir şekilde başkasına teslim edilmesi söz konusu değil. Tüm sorumluluk da bakanlığa ait diye ekledi. Bulunan çocukların da dijital ve fiziksel olarak kayıt altına alındı ve çocukların belirlenen kuruluşlara yerleştirildiğini de ekledi. Dilerseniz kendisinden bir dinleyelim önce. Çocuklarımızla ilgili birkaç nokta vardı. Onların da intikallerini yaptık ve şu anda yatılı kuruluşlarımızda kalan hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızla ilgili, sakinlerimizle ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Refakatsiz çocuklarla alakalı bugün çok gündem oldu bir şekilde. Bununla ilgili özellikle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, refakatsiz çocuklarımıza bakanlık olarak deprem bölgesinde kuruluşlarımıza aldığımız, gözetimini yaptığımız çocuklarımızın sorumluluğu şu anda bizde. Bunun dışında deprem enkaz altından çıkarılıp hastanelere götürülmüş ve tedavisi tamamlanan çocukları da Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız çalışma çerçevesinde bakanlığımız personelinin dışında herhangi bir üçüncü şahsa, komşusuyum, yakınıyım, akrabasıyım, refakatsiz çocuklar, bir kez daha altını çiziyorum, diyen herhangi birine teslimi söz konusu değil. Bakanlığımıza, arkadaşlarımıza teslimiyle daha sonra kimlik tespitinin yapılması, ebeveynin veya akrabaların tespitinin yapılmasını müteakip çocuklarımızı güvenli bir biçimde ailelerine teslim edeceğiz. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum bu konuda, çünkü hem bir endişe, kamuoyunda bir endişe ve maalesef bir takım gruplarda da bir dezenformasyonun başladığını görüyoruz. Bu noktada lütfen milletimiz, aileler, ilgililer müsterih olsunlar. Çocuklarına ulaşamayan, enkaz altından çıkarıldıktan sonra birbirinden haber alamayan aileler lütfen öncelikle bakanlığımızın ilgili birimlerine, herhangi bir birimine müracaat edebilirler. Biz gerekli koordinasyonu sağlayıp onları, eğer bizim gözetimimizde ise muhakkak buluşturmaya çalışacağız. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Açıklamalar bu şekildeydi. Çok önemli değerli izleyenler. Neden mi? Çünkü 99 depreminden sonra hatırlayanlarınız vardır. Çok önemli bir konuydu bu. Yine tartışma konusu olmuştu. Doğru bilgiyi almak için Alo 183 hattını aramanız gerekiyor. Ya da kolluk kuvvetlerinden ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden kayıp çocuklar konusuyla ilgili bilgi de alabilirsiniz. Bakınız, tekrar etmek istiyorum. Burası çok önemli. Çünkü çok tartışılan bir konu bu dünden beri. Kayıp çocuklar, kaçırılan çocuklar. Lütfen bakanımızı dinliyoruz ve diyoruz ki 183, Alo 183 hattından yahut da kolluk ve de değerli izleyenler, kuvvetlerinden ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden kayıp çocuklar konusuyla ilgili bilgi alabilirsiniz.